Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni yeni bir Nation of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda gelmiş olan Parçalar etkinliği hakkında konuşacağız. Kahramanı inceleyeceğiz. Öncelikle habere göz atalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi haber bizlerin daha önce paylaşmış olduğum videoda söylemiş olduğum gibi iki tane efsanevi kahramanı açıklamış ve Gece Doğan'ın Parçalar etkinliklerini burada bahsediyor, ne zaman geleceğini ve turnuvalarından da bahsediyor gün olarak. Ve şimdi peki bu kahraman gerçekten de bu enerjilere, bu emeğe değecek bir kahraman mı, onu inceleyeceğiz. Evet, bildiğiniz gibi kahramanımız Parçalar etkinliğine geldi ve Parçalar etkinliğinde 100 parçaya bu kahramanı elde edebileceğiz ve parçalarını etkinliklerle ve turnuvalarla bizlere 5'er, 10'ar, 15'er kez, yani 15'er tane falan verecekler bu etkinliklerde uğraştıkça. Şimdi kahramanımız nerede bulalım? Evet, burada. Evet, girelim. Şu an örümcek turnuvası ve zindan dalgıçları etkinliği başladı. Zindanlardan kalıntı düşürüldükçe de bu kahramanın parçalarını elde edebileceğiz. Şu an o etkinlikler devam ediyor, turnuva ile etkinlik. Kahramanımıza baktığımız zaman hortlak sürülerinde saldırı türü efsanevi bir kahraman ve mor taşlardan çıkan hiçlik türü bir kahraman arkadaşlar. Şimdi kahramanımızın, hatta şöyle yapalım, buradan incelemeyelim. Buradan incelemek çok doğru olmuyor arkadaşlar. Endeksten girelim ki alt oranlarına da, alt şeylerine de bakalım. Çünkü orada parçalarda alt şeyleri yükseltilmiş şekilde göstermiyor. Burada. Evet, kahramanımıza girdiğimiz zaman arkadaşlar, kahramanımızın öncelikle toplam istatistiklerindeki ana istatistiklerinden bahsedeceğim. HP puanı bir efsanevi kahramana göre bir tık düşük ama saldırı puanı oldukça güzel. Yani saldırısı güzel bir şekilde verilmiş. Defansı da fena değil, kötü değil ama hızı çok iyi. Çok ideal hızlara sahip ve yüksek hızlara çıkabilecek bir kahraman gibi görünüyor. Yani şu oranlar bile bence güzel, yani kötü değil bir efsanevi kahraman. Hele ki bu saldırı türü bir kahramansa oranlar güzel. Şimdi kahramanımızın birinci becerisine birlikte bakalım. Sonra bu kahraman hakkındaki düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Gerçekten de bu parçalar etkinliği için uğraşılmaya değer mi, onları konuşacağız. Birinci becerisi diyor ki, bir düşmana saldırır, hedefin max HP'sini, verilen hasarın %30'u kadar azaltırmış arkadaşlar. Aynı zamanda bu şampiyon verilen hasarın %30 oranında iyileştirilir. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Max HP verilen hasarla max HP, düşmanın max HP'sini azaltma özelliği Kıyamet Kulesi aklımıza geliyor. Kıyamet Kulesi'nde bu kahraman baş patron var. Bu neydi, ismi aklıma gelmiyordu. Max HP'yi azaltmamız gerekiyordu o kahramanda. Orayı için kullanılabilir. Bu kahraman aynı zamanda vuruşta kendisini de bir iyileştirme yapıyor. Onun dışında Kıyamet Kulesi'ndeki birçok baş patron da kullanılabilir. Çünkü kahraman vurduğu hasarın %30'u oranında da bir kendisine iyileştirme yapıyor. Yani bireysel olarak bu kahraman tek başına solo olarak birçok bölümlerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Yani şu becerisi güzel. Benim şahsen birinci becerisi hoşuma gitti. Birinci becerisinde olabilecek en güzel şeyler. Tabii ki sağlam bir atak kasacağız bu kahramana. Onun dışında bireysel solo da yapmak için söylüyorum. Direnci, HP'si, defansı da kötü olmaması gerekiyor. Bu kahraman devamlı olarak canını kendisi dolduracak. Güzel kalıntılarla da çok bölümde solo olarak kullanılabilir. Onun dışında yani takımların içerisinde de güzel işler yapacaktır bu becerisi. Evet, ikincisine bakalım. İkincisine. Tüm düşmanlara saldırır, %75 ihtimalle 2 tur boyunca sömürme dezavantajı verir. Arkadaşlar, sömürme dezavantajı bir nevi can çalma dezavantajı gibi, yani can çalma kalıntılar gibi iş görüyor. Yani vurulan hasarın yüzde kaçıydı tam hatırlamıyorum da, %18'i mi 15'i kadar mı ne, takımın canını dolduruyordu tekrar vurulan kişinin. O yüzden sömürme dezavantajı klan boss'ta, baş patronlarda falan kullanılabilir ki bu becerisi zaten %100 bir şekilde yapacak bunu kitapladığında. Bence bu becerisi de klan boss'ta falan can çalma setiniz yoksa kullanabilirsiniz ve devam edelim. Ayrıca %75 ihtimalle Sancak Beyleri, Kutsal Düzen veya Yüksek Elfler grubundaki şampiyonların dönüş metresini %50'sini çalar. Bu gruplardan olmayan hedeflerin dönüş metresinde %50
75 ihtimalle kitaplarında bu ihtimal %100 olacak arkadaşlar bu ihtimaller. %100 bir ihtimalle diyelim biz daha doğru olur. %50 azaltır. Yani söylemiş olduğu grup içerisinde olmayan kahramanların da dönüş metresini azaltıyor, çalmıyor. Diğer türlü çalıyor, kendi dönüş metresini ekliyor. İşte yüksek elflerdeki ve kutsal düzendeki ve sancak beyleri grupları içerisindeki rakiplerde. Arkadaşlar dönüş metreci olarak bence güzel bir dönüş metreci olacak. Yani zindanlarda dönüş metre düşürmeniz gereken örümcek olabilir, ateş şövalyesi olabilir. Çünkü kahramanımızın rengi mor renk. Çünkü %50'lik bir dönüş metre düşürülmesi az bir şey değil. Yani bunu bir de tüm rakibe yapıyor. Örnek vermem gerekirse bu kahramanın bu becerisini örümcekte kullandığımızı varsayarsak sömürme vermesi zaten ayrı bir güzel olay da dönüş metreyi tüm örümceklerin, küçük örümceklerin de dahil olmak üzere %50'sini boşaltıyor arkadaşlar. Ve bunu kitapladığımız zaman 3 tura düşüyor. Yüksek bir hızla güzel bir dönüş metreci olarak da bu kahramanı zindanlarda kullanabiliriz. Rengi mor olduğu için baskınlık sorunu yaşamayacaksınız. Belli bir isabetle rahat bir şekilde rakibin dönüş metresini düşürebileceksiniz. Bir tek örümcekte örnek verdim diye örümcek için geçerli değil. Grup savaşlarında, aynı zamanda kıyamet külesindeki turlarda ve onun yanı sıra ateş şövalyesi ve Kıyamet Kulesi'nin baş patronları ve zindanların baş patronlarının birçoğunda bu kahramanın bu becerisi iş görecektir. Ve devam edelim. Üçüncü becerisi. Üçüncü becerisi diyor ki bir düşmana iki kez saldırır, ilk darbe %75 ihtimalle iki tur boyunca %60'lık bir defans azaltma dezavantajı verir. İkinci vuruş %75 ihtimalle iki tur boyunca beceri bloklama dezavantajı verir. Aktif becerileri bloklama dezavantajı iki turluğuna. Oldukça güzel. Yalnız burada arkadaşlar bu becerisi benim pek hoşuma gitmedi. Hani bunu şöyle düşünüyorum ben. Aktif becerileri bloklamalar genelde tüm düşmanlara verildiğinde çok şahane oluyor. Zaten bunu böyle yapmış olsaydı bu kahraman efsane bir şey olurdu. O yüzden bir düşmana vermesi de benim pek açıkçası hoşuma gitmedi. Ama olsun yani kötü değil de en azından baş düşmanlara kullandığımızı varsayarsak bir defans azaltma da yapacak. Ve birli rakibi arenada kullandığımızı varsayarsak arenada pek başarılı olmaz arkadaşlar. Çünkü bir rakibin defansını kırsanız ne olacak? Aktif becerilerini bloklasanız ne olacak? O yüzden bu kahraman benim bu becerisi pek fazla beni hoş, yani hoşuma gitmedi benim. Zaten tüm düşmanlar olmuş olsaydı çok şahane bir kahraman olurdu bu becerisiyle. Devam edelim. Eğer iki dezavantaj da verilirse bu şampiyona iki tur boyunca mükemmel örtü avantajı verecek. Yani bunu baş düşmana veremeyeceği için aktif becerilerini burada baş düşmanlara mükemmel örtü avantajını alamayacak. Ama bir rakipte karşılıklı savaşlarda rakibi aktif becerilerini de verebilir. Defans azaltmayı da verebilir. O zaman kendisine mükemmel örtü de avantajı alır. Şimdi arkadaşlar yani kahramanın bu becerisine de genel olarak baktığımız zaman kitapladığımızda da becerisi 3 tura düşecek soğuma olarak. Yani söylemiş olduğum gibi bireysel savaşlarda arenada falan bu becerisinden yararlanırım diye düşünmeyin. Bence başarılı bir beceri değil arenada ama zindanlarda yine aynı şekilde aktif becerilerini bloklamayı baş patronlara kullanmaz. Defans azaltmasından yararlanabilir. Kahramanımızın pasifi de var. Bu şampiyon bir düşmanı öldürdüğünde şampiyona 2 tur boyunca ölümün ardından canlanma avantajı verecek arkadaşlar. Bu şampiyona verecek sadece. Ayrıca bu şampiyonu tamamen iyileştirir ve her düşman öldürdüğünde dönüş metresinin %50'sini doldurur arkadaşlar. Rakip öldürdüğünde bu pasif devreye girecek ve devam ediyor. Bu şampiyon yalnızca gündüz doğan Konstantin aynı takımda bulunduğunda iyileştirir ve dönüş metresini doldurur. Yani bu gündüz doğan da bu takım içerisinde bu kahramanla olduğunda iyileştirmeyi ve dönüş metre doldurmasını o zaman yapacağını söylüyor. Ama ölümün ardından canlandırmayı o olmadan da vereceğini anladım sanki bu becerisinde. Denemek lazım ama büyük bir ihtimalle söylemiş olduğum gibi yazılan doğru ise çeviride problem yoksa ölümün ardından canlandırmayı o kahraman olmadan verecek arkadaşlar. Devam edelim ve kahramanımızın son olarak da avrosu. Müttefik kritik oran arena savaşlarında %30 arttırır. Arkadaşlar ben şimdi bu avroyu hiç beğenmedim açıkçası. Yani arenada kullanılabilecek bir kahraman mı? Şu becerisi arena için bence üçüncü becerisinden çok daha ideal. Yani %100 bir ihtimalle en azından tüm rakibin dönüş metresinin %50'sini çalmayı boş verdik boşaltması arenada da bu kahramanı kullanılabilir hale getiriyor. Ve birinci becerisinde de bir HP azaltma bunu arenada kullanamayız. Arenada
Hani kullanırız da yani ekstra bize bir faydası olmaz. Normal kuru hasar diyelim ama üçüncü beceri, ikinci becerisi arenada bence olabilir. Hem de baya güzel olabilir. Ve aynı zamanda üçüncü becerisi de rakibe sizi sıkıntıya çekecek. İkinci beceriden sonra kullanılacak bir beceri diye de görebiliriz. Arenada da kullanılabilir bu kahraman. Müttefik kritik oranı arena savaşlarında %30'luk arttırabilir. Aurosu bence arenada kullanılmaz arkadaşlar. Kritik oran için avro, yani arenada avronuzu boş yere harcamayın. Zaten hız avrosu, direnç avrolar çok daha tercih ediliyor. Şimdi kahramana şöyle genel olarak baktığımız zaman bu kahraman birçok yerde iş yapabilir arkadaşlar. Arenada dahil olmak üzere ikinci becerisinden dolayı grup savaşlarında işte zindanlarda kıyamet kulesinde buna benzer birçok yerde kullanılabilir. Kahramanın alt oranları da kötü değil, fena değil yani güzel. Yalnız kahraman biraz böyle hiçlik türü kahramana göre benim yani beni biraz böyle hani mutlu etmedi, biraz zayıf gibi geldi. Biraz daha böyle daha güzel beceriler beklerdim bu kahramandan. Ama arkadaşlar yani kötü değil bir bu kahraman kesinlikle. Hani şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki parça etkinliğindeki bu kahramanı kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ki ben de uğraşacağım almak için. Zaten bu kahraman için taşlarımı falan biriktiriyordum. Yarın 10 çarpı etkin şey 2 çarpı etkinliğinde o taşlarımı açıp kahramanın parçalarını toplayacağım. Arkadaşlar efsanevi bir kahraman. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Hele ki bu hiçlik türü bir efsanevi kahraman. Zaten yani bizi mutlu etmezse buna inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda özelliklerinde değişiklikler yaparak çok daha güzel kahraman haline getirebiliyorlar. O yüzden kesinlikle bu tarz etkinliklerde bulunan fizyon olsun, parça etkinliği olsun o kahramanların kesinlikle arkadaşlar parçalarını kaçırmayın. Etkinliklerini yapın. Bu kahramanı herkesten önce sahip olun. Dursun. Kasmasanız dahi belki mahzeninizde bekletin. Yeri geldiğinde inanıyorum bu kahraman zaten iş görecek de yeri geldiğinde iş görmeyen bir kahraman bile olsa yeri geldiğinde o kahramana ihtiyaç duyabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden parça ve fizyonu kaçırmamak gerekiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani umarım güzel bir etkinlik olur. Şu an başladı ve uğraşacağız. Hepimiz de birçok arkadaşımız uğraşacaktır bu kahraman için. Ben de uğraşacağım. Umarım kazanırız, alırız. Emeğimizin karşılığını da verir. Ve Cadılar Bayramı da bu kahramanla birlikte başlamış oldu oyun içerisinde. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.